Merhabalar, ben kulak burun boğaz ve baş burun cerrahisi uzmanıyım Doktor Gazi. Bugün kemiğe implante edilen işitme cihazı ameliyatı hakkında bilgi vereceğim. Ardından ameliyat ettiğimiz hastanın ameliyattan sonraki süreci ve hastanın memnuniyeti hakkında azıcık bir bilgi vereceğiz. BAHA dediğimiz kemiğe implant edilen işitme cihazları aslında bir iç parça ve dış parçadan oluşan bir cihaz. İç parçası ameliyatla yerleştirdiğimiz bir cihazdır. Vidadan ibaret. Bu iç parça kemiğe monte ediliyor ve dış parçası takıldıktan sonra dış sesleri işleyerek iç parçaya iletiyor ve bu iç parça kemik yolu üzerinde direkt iç kulağa iletiyor. İç kulakta tabi beyne kadar işitme merkezine yönlendiriyor ve ses dalgaları yorumlanıyor. Böylece biz orta kulağı ve dış kulak yolunu bypass ederek yani atlayarak direkt işitmeyi rekonstrükte etmek durumumuz oluyor. Tabi bizim opera ettiğimiz Gülnaz Hanım hem daha önce orta kulak cerrahisi geçirmiş 3 sefer bir tarafında ve o kulaktaki orta kulağı tamamen ameliyatla destrükte ettikleri için yani tamamen tahribata uğrattıkları için ve geniş bir boşluk oluşturulduğundan dolayı dış kulak yolundaki de malformasyon işitme cihazı kullanmasını engelleyen bir durum oldu. Uzun zamandır diğer kulağına işitme cihazı kullanıyor Gülnaz Hanım ama işitme cihazı kullandığı kulağında sürekli dış kulak yolu iltihabı da yaşıyordu. Ve bundan dolayı muzdarip ve işitme cihazını da düzgün bir şekilde kullanamıyor. Ara ara çıkarmak zorunda kalıyor ve işitme açısından çok iyi bir sonuç elde edemediğini belirtiyor. Bana başvurduğu zaman ben de BAHA'dan bahsettim. Yani kemiğe implante edilen işitme cihazından bahsettim ve onun iyi bir aday olduğunu anlattım. O da tamam deneyelim hocam dediğinde firmayla irtibata geçerek ameliyattan önce softband cihaz denemesi dediğimiz bir deneme yapıyoruz. Bu cihaz denemesinde ameliyattan sonraki hastanın işitmesini öngörebiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra hasta kendi memnuniyetini de bildirince biz ameliyata karar verdik. Tarafı da belirledik. Böylece de ameliyatı etmiş olduk.